Ukrayna krizinden dolayı Rusya ve Batı devletleri arasında açılan uçurum her geçen gün derinleşiyor. Rus ordusu Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaptırım kararlarının ardından Ukrayna sınırında yeniden tatbikatlara başladı. Ülkenin merkezi ve batı bölgelerini kapsayan tatbikata yüzün üzerinde savaş uçağı ve helikopter katılıyor. Gelişmeleri değerlendiren Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahaleye hazırlandığını öne sürdü. Son birkaç saat içinde elde ettiğimiz bilgiler ışığında Rusya'nın müdahale tehdidinin birkaç gün öncesine oranla çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Rusya daha önce askerlerini sınırdan çekme kararı almıştı. Ancak NATO yetkilileri son bir hafta içinde Ukrayna sınırındaki Rus askeri sayısının 20 bine ulaştığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yaptırımlara benzer yollarla karşılık vereceklerini açıkladı. Siyasi enstrümanları ekonomik baskı aracı olarak kullanmak kesinlikle kabul edilemez. Tüm normları ve kuralları çiğnediler. Bununla ilgili olarak Rus hükümeti de bazı ülkelere karşı misilleme tedbirleri, yani yaptırımlar teklif etti. Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsani Operasyonlar Sorumlusu John King, Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki çatışmaların özellikle kırsalda çok sayıda sivilin hayatını tehlikeye attığını belirtti. Birleşmiş Milletler verilerine göre bölgede 285 binden fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı ve bunlardan 168 bini Rusya'ya sığındı.